Bu soruya da iki ayrı departmanı değerlendirerek cevap verebilirim. Sürekli iyileştirme tarafına baktığımızda sürekli iyileştirmenin tüm fabrikamızda, tüm Perfetti Van Mell'le de uygulanması için çalışanlara, arkadaşlara eğitimlerin verilmesi, yalın üretim tekniklerinin anlatılması, bunların takip edilmesi ve değerlendirilmesi ve Kaizen dediğimiz uygulamaların yapılmasına destek verilmesi, bu uygulamalar yapılırken koçluk verilmesi ve uygulamalar sonunda bunların onayının verilmesi veya geliştirilecek bir taraf varsa bu tarafların arkadaşlarla paylaşılması, o takımdaşlık konusunun yaygınlaştırılması için sürekli gelişim tarafı çalışır. Sürekli adı üstünde sürekli gelişim geliştirmek ister fabrikayı insanlarla beraber. Üretim tarafına baktığımız zamansa yine klasik olarak şunu söyleyebilirim. Güvenli bir şekilde, yani güvenli bir iş ortamının içinde yüksek kaliteli ürünleri daha az maliyette ve daha hızlı bir şekilde üretmek. Tabii bunları yaparken de çalışanların moral ve motivasyonlarını en yüksek seviyede tutmak üretim departmanının ana görevlerindendir.